ne kadar iyi ettiniz de bizim de bu akşam yemeğini dışarıda yememize vesile oldunuz. Ya gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz de dün akşamdan beri pizza yemiyorduk Gökhan Bey. Ya benim için de çok büyük değişiklik oldu. Öyle deme Erman. Hatırlarsan en son 2002 senesinde ailecek dışarıda yemek yemiştik. Onda da bizi kuru fasulyeciye götürmüştü. Ne olmuş? Kuru fasulye yemek kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi kuru fasulye yemek? Yani benim bildiğim kuru fasulye iyi bir meyvedir yani. İyi bir bitkidir yani, öyle değil mi? Ay ben sanki kuru fasulye iyi bir meyve değildir demişim. Öyle mi dedim? Ama yani insanlara yanlış aşılıyorsun yani. Yani garip bir şeylerden konuşuyorsun. Ben bir şey konuşayım, sen farklı bir şeyden konuşuyorsun. Yani şunu konu... Sen ki... Ne konuşuyorsun sen ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Bir dakika ya. Ya arkadaşım, Gökhan'cığım. Ben eskiden yumurta kafa derlerdi. Kafam küçük olduğundan dolayı. Küçük yerde cücük diyorlardı, cücük. Soğanın cücüğü. Fakat bu evde hamur, yani pizzayı yapa yapa hamur. Hamur kafa oldum ya. Ya kafam büyüdü ya. Allah belamı versin, kafam büyüdü. Normaldim böyle oldum ya. Ya yeter ya, bak insanların ifadeleri değişiyor. Bak komşulara ya. Ya buna kalsa sabah kahvaltıda bize pizza yedirecek arkadaş, yeter ya. Erman, sen Tem'in komşuların önünde bu diye mi hitap ettin bana? Temin dediğim yani bir saniye önce ha. Bir saniye önce bu mu diyorsun bunu? Evet. Yani bu masada oturan ben cansız bir metayım, öyle mi Erman? Bu. Ne alakası var ya? Kızım evet diyorum yani, sen benim karım değil misin? Ben sana bu da derim, şu da derim, o da derim. Masada derim, sana da her şeyi derim yani. Seninle konuşurken izin belgesi mi getirmem lazım? Neyse Erman, daha fazla seviyeyi alçaltmayalım. Çünkü bak, komşularımızla yeni tanıştık. Şimdi bizi anormal insanlar sanacaklar, bizden korkacaklar. Bende zaten açlık var şu an. Acım yani, acım. Az önce tepkim düşüyor. Acım. Ay, kusura bakmayın Sevalcığım, Gökhan'cığım. Yani sizi de kendi çekirdek aile için meselelerimizle biraz şey yaptık böyle. Kafanızı falan zonguldattık. Önemli değil, önemli değil. Rica ederiz. Önemli değil canım. Neyse canım, daha fazla ortama gelip neşemizi bozmayalım. Ay ne kadar iyi ettik de şuraya geldik ya. Hep beraber dışarı çıktık. Baksanıza Seval'cığım, arada çok iyi oluyor yalnız dışarı çıkmak. Ailenecek temiz hava alıyoruz. Çocuklar temiz hava alıyoruz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi akşamlar Erman abi. Bana gerek yok Süfi koçum. Ben zaten beni ezbere biliyorum. Dayı, burası senin kovulduğun pizzacı değil mi ya? Çok mu komik? Ha? Kovulduğum değil lan, istifa ettim. Terbiyesiz. Dayınım ben senin. Biraz saygı. Dayı ne demek? Anne yarısı. Sen de deminden beri gözlerin beril beril oynuyor. Kolyeni içeri sok. Ya dayı. Kızım kolyeni içeri sok. Kaldırma beni buradan. Of Yarcan, uğraşma şu kızla. Yarcan, bak bir an önce bir iş bulman lazım. Çünkü babam da duymuş senin kovulduğunu. Yani istifa ettiğini demek istedim. Bak dün akşam sofrada bas bas bağırdı. Eğer bu damadın işi olmazsa bu düğün işi de yatacak diye. Ya bak kaç sene oldu, ne olur ya. Ya tamam kızım, tamam dur. O iş bende. Bende, sen karışma. Ben halledeceğim her şeyi. Beni zaten burada tutamayacak kadar kötü ve ufku dar bir müessese de ben çalışmak istemem. Eminim onlar da çok pişmandır beni buradan kovduklarını. Yani benim buradan gitmeme göz yumduklarına demek istedim. Eminim birazdan patron gelir buraya. Çok özür dilerim Yarcan. Ben ettim, sen etme Yarcan. Böyle şeyler söyler. Gülüyor musun sen? Çok mu komik? Oğlum yeter lan. Yarcan, Yarcan. Oğlum patron ben o herife bir daha burada onu gözüm görmesin demedim mi diyor. O herif sen oluyorsun bu arada. Artık tokatın büyüğü geliyor ha. Yeter. Tamam hayatım, halledeceğim şimdi. Bana bak Süpo, ben içeride ne tip Bizans oyunları döndüğünü çok iyi biliyorum. Tabii, aklı sıra bana sert yapıyor çakal. Tabii, ters psikoloji. Beni yumuşatacak, satışlar da düştü. Yarcan kıymetli oldu. Gitteki patronla, Yarcan Bey de beyi özellikle belirt, bundan sonra burada çalışmak istemiyordu. Anladın mı? Dünyaları dökseniz önüne, bundan sonra sizle işi yok diye. Alayım menüyü canım. Abicim, adam pizzasını hemen yesin, defolsun gitsin. Ailesi burada diye bir şey yapmıyorum, yoksa ayağımın altına alacağım diyor. Bak Süpo, sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim sana. Neden seni gönderiyor buraya?
Ha? Maşa olarak kullanıyor seni. Kendisinin yüzü yok. Tırsıyor benden, seni gönderiyor. Sen farkında değil misin? Arkadaşı arkadaşa kırdırtıyor. Sen de delikanlı olsan çıkartırsın şapkanı, atarsın patronun masasına. Kankam yoksa ben de yokum dersin. Al şapkayı, ver menüyü, haydi kış kış. Tırsıyor bana, korkuyorum çok. Tamam yardım, tamam. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.